1921'in yaz mevsimini kanlı bir Soma'ya bağlayan Merhame-i Kübra'nın, yani en büyük savaş diye adlandırılan Sakarya Savaşı'nın ardından yıllar sonra gazeteci Ruşen Eşref anılarını yazdığı kitabında Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben şu sözleri yazmış. Tarihin en uzun meydan muharebesidir dedikleri Sakarya'yı böğrün sancıya sancıya, düşe kalka idare edip kazandıktan sonra bir akşam üzeri kimseye söylemeden, karşıcı, alkışçı beklemeden, başının üstünde tahtlar ve ayaklarının altında halılar dilemeden, gündelik işini görmekten dönüyorsun gibi yıpranmış bir şehir taksisi sanılacak bir Ford otomobilinin sadeliği içinde, ellerinde beyaz güderi eldivenlerin, o sivil kıyafette Çankaya'ya geldim. Öyle şatafatsız geldim ki haberimiz bile geç oldu. O kadar ki Hamdullah Supi, Yakup Kadri ve ben seni istasyonda karşılamaya yetişemedik. Atları hızlı gidemeyen faytonumuzu Kavaklıdere'de görünce arabanı bir an durdurdum, seni yolda kutladık. Ardınca köşke çıktım. Eski köşkünün taşlarında gazağını tekrar tebrik ettim. Yapıp başardığın iş virtüözce çekilmiş bir bilardo vuruşuymuş gibi yarı şaka, yarı ciddi bir tavırla gülümseyerek ben galiba gene en iyi şu askerliği yapıyorum dedim. Sonra cebinden kırmızı maraken kaplı bir küçük defter çıkararak çok ciddi bir sesle bak buraya birader. Ben bu muharebede iki şey keşfettim ki bunlardan biri askerlik tarihinde şimdiye kadar formüle edilmemiştir. O da şudur. Daha iyi hamle etmek için iğreti çekilmeler yaptırdığım bir sırada sırt vere vere ta Ankara kıyılarına gerilediğimizi göz önünde tutarak bu hat da elden giderse hangi hattı müdafaa edeceğiz diye benden üzüntüyle soran bir değerli kumandana Yusuf İzzet Paşa'ya vatanı korumakta hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Ve bu satı bir baştan bir başa vatanın bütün yüzüdür. Vatanın bu satı en son kayasına kadar düşmanla boğuşularak müdafaa edilecektir. Cevabını verdim ve bu formülü bir emirle bütün orduya bildirdim. İşte bu ilk benim keşfimdir. İkincisi de bana Sakarya'da doğan şu düşüncedir. Hiçbir zafer gaye değildir, yani amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir gayeyi elde etmek için gerekli en belli başlı vasıtadır. Gaye, yani amaç, fikirdir. Zafer, bir fikrin ortaya çıkmasına hizmeti oranında kıymet ifade eder. Bir fikrin ortaya çıkmasına dayanmayan bir zafer kalıcı olamaz. O boş bir gayrettir. Her büyük meydan savaşından, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yepyeni bir alem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayret olur. İşte bu sözlerini hatırlatıyor Mustafa Kemal Paşa'ya Ruşen Eşref. Yıllar sonra onun ardından yazdığı anılarında ve evet 1922'nin o büyük kanlı subaylar savaşı zaferle sonuçlanıyor ve yeni bir alem doğuyor. 1683 Viyana kuşatmasından o güne kadar batıya karşı kaybedilen her savaşın ve toprağın ardından son defa Sakarya Nehri'nin boylarında durduruluyor düşman orduları. Anadolu'nun orta yerine kadar pervasızca ve arsızca gelen İngiliz maşası Yunanistan'ın Küçük Asya ordusu Ankara'nın 50 kilometre yamacına kadar gelip kanlı bir duvara çarpıyor. Varını, yoğunu ve ber ve tüm imanınla ardıma düş dediği komutan bu büyük savaşı kazanınca ve asırların savunmasını artık saldırıya çevirme bilgi ve yeteneğine sahip olduğunu ispat edince uyuyan bir millet uyanıyor. Gemileri sallayan kuzu dalgaları gibi hareketlenip düşmanı kendi lanetinde boğmaya hazırlanıyor. Bu savaştan sonra
Gazi ve Pareşar ünvanını alan Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlık yetkisini sözde değil, özde hak ettiğini bu zaferle dosta, düşmana gösteriyor. Bu üstün güce daha fazla direnemeyen İtalyanlar Anadolu topraklarını boşaltıyor. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanıyor. Kars'ta Kafkas Cumhuriyetleri ile el sıkışılıyor. İtilaf devletleri tamam pes, barış teklif ediyoruz, burada duralım diyorlar. Ama Yunan'ı geldiği yere göndermeden de durmaya niyeti yok ordu milletin. Durmaz artık çünkü düşmanın süngüsü altında eziyet çekmenin ne demek olduğunu analarını, bacılarını, evlatlarını kaybederek, tüten ocaklarının söndüğünü, yakılıp yıkıldığını görerek yaşıyor Anadolu'nun masum halkı. Ta 1918 yılında İstanbul hükümetinden ve Osmanlı ordusundan ümidini kesmiş, ilk kez Hatay dört yolda direnişe geçerek kendi başının çaresine bakmaya karar vermiş. Ardı ardına Ege'de, Trakya'da şahlanmış bu halk durur mu artık? Bürokratlar, din adamları, öğretmenler, gazeteciler, efeler, zeybekler, askerler, eski komitacılar düzenli ordunun kurulduğu vakte kadar hep direnişte. Ancak zaman içinde kimileri kendi kontrolsüz güçlerini düzene ve halka zarar vererek ve Büyük Millet Meclisi'ne isyan ederek kullanınca düzenli, gerçek bir ordu kurmak ihtiyacı baş gösteriyor. Ankara önlerinden çekilip Eskişehir, Afyon ekseninde kendine güçlü bir hat kuran Yunan ordusuna karşı daha güçlü, daha kuvvetli olma vakti gelmiş. Tüm kuvvetler düzenli ordu altına girmeye çağrılıyor. Bu çağrıya ilk cevabı Efelerin Efesi Yörük Ali Efe veriyor ve birliklerini de alıp orduyla birlikte düşmana karşı yiğitçe savaşmaya devam ediyor. Düzenli ordu yönetiminin altına girmeyi kabul etmeyen Çerkes Adam kendine saf olarak karşı tarafı seçerken onun Rumeli müfrezesinin komutanları Parti Pehlivan Ağa ve Halil Efe, Mert, Yiğit, Ege Efeleri Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey'in çağrısına kulak verip Ankara hükümetinin emrinde demirci akıncıları adıyla vatan için dövüşmeye and içiyorlar. Düşman karakollarını basacak, köprüleri havaya uçuracak, telgraf hatlarını kesip düşmanın nakliyat ve iletişimini aksatacaklar. Görevleri çok mühim. Halil Efe'nin Parti Pehlivan Ağa'nın düğününde görüp beğendiği ve nişanlandığı 19 yaşındaki gördesli Makbule tüfeğini sırtına asıyor, Manisa dağlarında düşman kovalıyor yareniyle beraber. Nişanında yaktığı kınaları ellerinde solmadan, Halil Efe'nin ona armağan ettiği sarı yazmasını doya doya takamadan da şehit düşüyor toprağa 19 yaşındaki kınalı Yiğit Efe Makbule. Halil Efe için o günden sonra tek amaç artık vuruşmak ve şehit olmak. Makbulesinden tam iki ay sonra 17 Mart 1922'de Selenli'de o da şehit oluyor. Usturumcalı Halil Efe. Kendi bebeleri olamıyor bu iki Yiğit Efe'nin ama onlar gelecek nesillerin bebelerine refah içinde yaşayacakları özgür topraklar bırakıyorlar. Tam da o tarihlerde Yunan ordusunun başkumandanı Hacı Aliyesi İzmir'e gelip yerleşiyor. Cepheleri gezip bütün cepheyi dolaştım ama Mustafa Kemal adında bir komutana rastlamadım diye de kinayeli bir demeç veriyor. Yunanların 1. Kol Ordusu'nun komutanı General Trikopis kendisiyle röportaj yapan Amerikalı gazetecinin Ankara'yı alacak mısınız sorusuna Kayseri, Talas'ta kahve içeceğiz biz diye yanıt veriyor. Tüm bunları dikkatle not eden Ankara'daki sarışın kurt ise her şeyi hesaplamaya devam ediyor. Çekildikleri Eskişehir Afyon hattında Yunanları sıkıştıracak, baskın taarruzuyla mevkilendikleri tepeleri topa tutacak. Bazılarına çılgınca gelse de bu fikir Turgut Özakman'ın bazen vatanı sadece sevmek yetmez, onu çılgınca sevmek gerekir dediği gibi çılgınca sevdiği vatanı için tüm sorumluluğu üstleniyor
ve gözünü karartarak baskın taarruzunu başlatıyor. Ege'nin dağlarında 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Demirci Akıncıları Komutanı İbrahim Ethem Bey'in yanında şafak nöbetini Farsi Ağ tutuyor. Birkaç gecedir uykusuz kalmış olan İbrahim Ethem Bey daha yeni uykuya dalmış ki Farsi Ağ'ın kalkınız, kalkınız demesiyle sıçrıyor yerinden. Hemen bacakların arasında duran tüfeğine davranıp kalkıyor. Etrafta bir telaş veya tehlike emaresi olmayınca da Farsi Ağa'ya dönerek ne var ne oldu diye soruyor ona. Farsi Ağa secde eder gibi yere yatıyor ve kulaklarını yere dayayıp dinleyin diyor. İbrahim Ethem Bey de aynısını yapıyor. Uzaklardan, çok uzaklardan yeri sallayan top sesleri geliyor kulaklarına. Büyük taarruz başlamış, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Afyon Kocatepe'de Türk milletinin kader savaşını kumanda ediyor. Nazım Hikmet ne kadar güzel anlatıyor o anları. Diyor ki, paşalar onun arkasındaydılar, o saati sordu. Paşalar üç dediler, sarışın bir kurta benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu, bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı diye anlatıyor büyük şair o anı. Cephane kısıtlı, asker yorgun, ayaklarda çarık, buz gibi Afyon şafağında Kocatepe'den mevzileri istiyor başlamada. Tüm sorumluluğu üzerine alıp son bir kuvvetle baskın taarruz yaparken düşman ordusuna yanındaki yâreli Muzaffer Kılıç duyuyor başkomutanın sözlerini. Ya Rabbi diyor, ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün de Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme. Avukat Sabir Tanrı Fahrettin Altay Paşa'nın Ağustos 1968'de Kocatepe'de büyük taarruza dair anlattığı çok değerli bir anıyı paylaşmış ama ben burada uzmanlarımıza danışmak istiyorum. O hikaye acaba doğru mu? Yanında mıydı acaba Fahrettin Altay Paşa? Bilemiyorum. O yüzden bu hikayeyi anlatmayı istiyorum. Hani bu bütün cepheyi dolaştım ama Mustafa Kemal adında bir komutana rastlamadım diyen Yunan başkomutanı Hacı Enes'in taarruz süresince gidişatı İzmir'deki yatından takip ediyordu da 30 Ağustos günü ateş hattında ordusunun başında büyük zaferi imzasını atan Mustafa Kemal cepheden Hacı Enes size bağırıyordu ya hatırlarsanız. Hacı Enes'tiz, mağrur kumandan, neredesin, gel de kurtar ordularını diye haykırmıştı hatırlarsanız. Kaybederse beni assınlar diyerek göze aldığı büyük taarruzu barışa adanmış ruhunun bütün mazlum uluslara armağan ettiği bir zafer olarak tarihe geçiriyor Başkomutan Gazi Mustafa Kemal. Asılmayı dahi göze alacak cesareti kendisine veren şey, onun herkesten farklı olarak başarıya ve bağımsızlığa koşulsuzca odaklanması ve bunun için gereken tüm gayreti göstermesidir. 31 Ağustos 1922 tarihli New York Times gazetesi, Kadir Müttefiki İngilizleri de kollayarak manşetten şu sözlerle duyuruyor bizim büyük zaferimizi. Yunan orduları Mustafa Kemal'i durduramadığı takdirde Yunanistan'ın desteğiyle Ege bölgesinde kurulması tasarlanan bağımsız İonya devleti bir hayal olacaktır. Avrupa uygarlığının beşiği olan bu topraklar bir kez daha Asyalıların eline geçer ve 1 milyona yakın Hristiyan kardeşimizin geleceği katil Türklerin insafına bırakılırsa bu cinayetin başlıca sorumluları Yunanistan'la birlikte İtalya ve Fransa olacaktır diyor. Diyor ama tarihi Mustafa Kemal'i durdurmak isteyenler değil, bizzat Mustafa Kemal'in kendisi yazıyor. Tüm dünyaya bir ulus kendi kaderini nasıl değiştirir anlatıyor, öğretiyor. Yedi düvele savaşı sabredenin ve direnenin kazandığını öğretiyor. Kadim Anadolu topraklarının temiz şehit kanıyla sulanmış gazilerin elleriyle sarılıp okşanmış göğsü bu zaferden sonra geriliyor.
Mondros'un cevabını Mudanya, Sevrinkine Lozan veriyor. Ve Amerikalı gazeteciye kahveyi Kayseri'de Talas'ta içeceğiz diyen General Türkubisi de Mustafa Kemal Paşa esaretini geçirsin diye Talas'a gönderiyor. Türkubis bir yıla yakın kaldığı Talas'ta kaç kahve içmiştir onu biz bilemeyiz. Ancak Dumlupınar'da kazanılan zaferden sonra İbrahim Ethem Bey komutasındaki demirci akıncıları Eylül ayının sonuna kadar Yunan ordusunun Anadolu'dan süpürülmesi harekatında canla başla çalışıyorlar. İbrahim Ethem Bey 30 Eylül günü demirci akıncılarını terhis ederken onlara son nasihatini okuyor ve diyor ki her defasında beni gözyaşları içinde bıraktıran bu son nasihatini. Bakın, bakın ne diyor. Ödüller, zaferler, aynı Atatürk'ün dediği gibi eğer bir fikire dayanmıyorsa geçicidir, anlamsızdır, bir göreve hizmet etmez. İşte aynı şeyi hatırlatıyor İbrahim Ethem de onlara ve diyor ki benim onda arkadaşlarıma son nasihatim. Bu kadar zamandan beri dağlarda geçirdiğimiz müşterek hayata artık veda ediyoruz. Çünkü vazifemiz bitmiştir. İlk dağa çıktığımız zaman diğerimize karşı verdiğimiz yemini biliyorsunuz. İşte bunu yapmış ve düşmanı denize dökerek verilen sözün eri olduğunuzu ispat etmiş olduğunuzdan dolayı size bütün kalbimle teşekkür ederim. Size nasihatlerim köyünüzde veya mahallenizde hiçbir resmi işe karışmamanız ve kendi işiniz gücünüzle uğraşmanızdır. Bekarlar evlenmeli, evliler çocuklarına okula vermeli, büyüklere hürmet etmeli, küçüklere merhamet göstermelidir. Ben çetiyim, vatan kahramanıyım filanım diye öteki berikine kafa tutmamalı, tüfeğini asıp sabana yapışmalı ve çalışmalıdır. Köyünüze, mahallenize gittiğinizde dağda çalıştığınız, mücahit olduğumuz için Yunanların kanunlarına göre ailelerinizin alıkonulduğunu, tutuklandığını, mallarınızın yağma edildiğini, halenize el konulduğunu ve buna karşılık Yunanlarla iyi geçinenlerin, düşmana yardakçılık yapanların daha iyi hayat koşullarına sahip olduğunu eylemcilerin diyor yani. Ve hatta zengin ve mevki sahibi olduklarını görecek ve bu durum karşısında üzüleceksiniz. Fakat sabretmeli. Sabretmeli ve üzüntünüzü kimseye belli etmeyerek bu tamire çalışmalısınız. Şahsi menfaatten ve mevkiden kaçınınız. Alçak gönüllü olunuz ve asla mücahit namınızı lekelemeyiniz. İşte görüyorsunuz ki benim annem ve kardeşlerim de tutukludur. Mallarım yağma edilmiştir. Ben aldırmıyorum. Zira bu mesele ve hatta bunun daha büyüğü bizim planımıza, programımıza dahildi. Her şeyin tamiri ve yerine konması mümkündür. Ve eminim ki millet bunu yapacak ve size yardım edecektir. Cesur ve metin olunuz. Hiçbir zaman şehir olan arkadaşlarımızın çoluk çocuğunu unutmayınız. Ve onları zor durumda görürseniz derhal bana müracaat ediniz. İmkanlarım dahilinde sizin için çalışacağıma ve yardım edeceğime emin olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediniz. Gücendirdiğim arkadaşlarım hakkını helal etsinler rica ederim. Salimen memleketlerinize giderek ailenize kavuşmanızı, refah ile yaşamanızı temenni eder. Cümlenizin gözlerinden öperim. Benim muhterem fedakar arkadaşlarım. Onlar bu nasihatleri tuttular. Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları Mustafa Kemal Paşa'nın eşsiz liderliğinde bu toprakları bizlere armağan ettiler. Dahası emperyalizme karşı kazanılmış ilk savaşın kahramanları olarak tüm mazlum milletlere de umut oldular. Hepsi ayrı ayrı birer kahramandılar. Ve bu eşsiz vatanseverlerden birinin mezarı şehadetinden ancak 73-78 sene sonra tespit edilebildi. Geçtiğimiz yıl yol arkadaşım, omuzdaşım, hekim yazar Serra Menekay, Demirci Akıncılarını ve Gördes Makbule'nin romanını yazdı. Makbule onu öyle derinden etkiledi ki tabii bizi, hepimizi. Bir gecede ona da şiir yazdı. Arkadaşı Aysin Dolgun Ildız besteci, onun aynı hisleri paylaşarak besteledi.
yapsan biraz mırıldanacağım. 100 yıl sonra bile o kahramanları yüreğimizde hissettiğimizde ne yaşadığımızı göstermek için biraz size söyleyeceğim o türküyü. Efendim vefatının da 100. 101. yılında Gördes'te mezarı başında bu türküyü seslendirmek de biliyor musunuz ki bana nasip oldu. O bizi çağırdı mezarı başına. Yavuz'a çıkmış İzmir'de yürekler bölünür. Ulustaki ateşi ihanet söndürür. Ulustaki ateşi ihanet söndürür. Kınal efem uyan halin seni bekler. Sarıda yazmam solmadan dünyadan göçülür mü? Uyanmak polem uyan halin eseri bekler. Bebelerin doğmadan toprağa düşülür mü? İbrahim eten başta pehlivanda yanında akıncılık yolunda vurulup ölünür. Kınal efem uyan halin seni bekler. Yarine doymadan dünyadan göçülür. Uyanmak polen uyan halin seni bekler. Kınarın solmadan toprağa düşür. Selam, selamünaleyküm. Geçen sene Manisa Demirci'de Demirci Akıncıları davet etti Serra Hanım'ı. Ben de dedim ki bu anı kaçıramam, o mezarın başında ben de olmalıyım. Ben de eşlik ettim ona. Dediğim gibi nasip oldu bana söylemek. Fakat şöyle de bir enteresan bir şey oldu, yaşandı ve sonunda güzel bir şey tabii. Şöyle duyurmuşlar, bir sunu olacak, sonra da türkü dinletisi olacak diye posterlere yazmışlar. Ve Kadir Gecesi'ydi değil mi Serra'mcığım? Hayır, Kandil'di. Kandil. Berat Kandil'di, doğru. Bayağı bir itiraz eden olmuş. Ya Kandil gecesi türkü dinletisi mi olur? Ne yapıyorsunuz siz? Olmaz böyle şey falan. Biz de dedik ki hakikaten niye öyle yazdınız ki posterlere? Bu bir ağıt, bu bir anma. Ne bileyim bilemedik dediler. Çoğu aslında protesto etti gelmedi ama salon yine de sonradan doldu. Serra Hanım olağanüstü bir sunum hazırladı. Demirci Akıncılığını anlatan, tüyleri diklendiren eden. Efendim her görüşten insan vardı o gün orada. Sağımızda, solumuzda hepsi de birbirini tanıyor. Böyle bakıyorlar senin ne işin var bize diye. Ama hepsi de oradaydı. O güzel sunudan sonra ve işte o türkü dinletisi dedikleri o türküyü de söyledikten sonra herkes ayakta, sessizlik ve huşu içinde. Ardından o kırmızı halılarda kaymakamı belediyesi başkanı. Hepsi bizleri kapılara kadar uğurladılar. Yani biz bir defa daha niye anladık biliyor musunuz? Hani o Anadolu'nun bağrında atan atar damar var ya, eğer samimiyetle ve yürekten o damarı hep birlikte tutmayı başarırsak, ki o damar bizim ortak şuurumuzdur, onu tutmayı başarırsak aslında dediği gibi Sayın İstihbarat Meydanı'nın ne sağı var bu işin, ne solu, ne ortası, ne arkası, ne önü. Bu damarı tutmayı umut ediyorum. Güp güp birlikte gümbür gümbür atmayı diliyorum.
Sevgili Pınar Erdoğan, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık. Güleyle sağlık. Sevgili